bekliyor. Güzel bir tatil bizi bekliyor diye umuyoruz. Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Başlıktan da aslında anlaşılır. İzmir'e gidiyoruz. İzmir'de birkaç yer gezmeyi planlıyoruz. Bir de güzel bir kamp alanında kalacağız 2 gece. Şimdi şöyle planımız biraz konuşalım. Bugün önce Efes'i geziyoruz. Değil mi? Evet, Efes'e, Selçuk'a gidiyoruz. Selçuk'ta Efes Antik Kenti'ni ve Meryem Ana Kilisesi'ne uğrayacağız. Şu an saatler 9.51 gösteriyor. Hava açık. Gökyüzü bulutsuz. Kaç dereceyiz efendim? Şu an 30 dereceyi gösteriyor. Derecemiz. Moraller iyi. Güzel. Ama simit almayı unuttuk. Az önce şeyin önünden geçtik. Ben tabii hemen bıdır bıdır konuşmaya başladığım için. Şöke'den alırız. Şöke'den alırız. Artık kahvaltımızı yaparız. İşte böyle. Siz de tabii izleyerek, beğenerek bizlere destek verirseniz. 380 kişilik. Kocaman bir ailemiz kocaman var. Kocaman ailemiz. Oluyor yani oluyor. Şey çok zaman garip olacak. Yani hani 300, bir yerde okumuştum. Yani 380 kişiyi bir odanın içinde bizi dinlerken ya da izlerken görsek çok heyecanlanırız. Çok güzel bir şey olur yüksek ihtimalle ama sosyal medya için bu çok düşük bir sayı ya. Yani bak 380 abonemiz var. Yani 3-4 bin izlenen videolarımız var. Dediği gibi kardeş 3-4 bin kişi aynı anda böyle hitap etsen değil mi? Şey, daha tabii çok heyecanlanırsın herhalde. Çok acayip bir şey olur herhalde. YouTube da hani öyle biz başlarda çok heyecanlanıyorduk hani 3 kere 5 kere 7 kere çekim yapıyorduk aynı şeyleri. Hatta bir videoda deneme 7 falan diyor kardeş. Ama şu an daha rahat yapıyoruz. Ne kadar güzel, iyi yapıyoruz tabii siz çok büyük karar, tartışılır. Karar verirsiniz bana. Ama tek de çekiyoruz artık çoğunu. Biraz biz alıştık. Yani evet. Efes Antik Kenti'ne geldik şu an, Selçuk'tayız. Arabamızı park ettik. Otoparka girdik. 20 lira bir otopark ücreti varmış. Biraz fazlaca geldi. Şimdi buradan gireceğiz, biletimizi alacağız. Yine bir müze girişindeyiz ha. Efes Antik Kenti'ne giriyoruz. Öğretmen kimliklerimizi hazırladık. Hı. 120 liraymış tek bilet. Öğretmen kartı geçiyor mu? Teşekkürler. Evet. Evet. Yani müze kartı almak daha çok daha uyguna geliyor. Evet. Teşekkürler. Efes Antik Kenti. Ekstra rehber hizmet alabiliyorsunuz 70 liraya. Antik Kenti, İonya'nın, yani Antik Yunan'ın 12 tane önemli şehrinden biri. Ama tabii ilk kuruluşu M.Ö. yıllarına falan, M.Ö. 6000 yılı falan ona, o zamanlara denk geliyor. Uzun süre İonya şehri olarak hayatına devam ediyor. Ancak daha sonra Roma, Yunan himayesi altına geçiyor. Ve bir Antik Yunan, daha sonra Roma şehri olarak varlığını devam ettiriyor. Çok geniş bir alan, içinde çok fazla antik tarihi eser var. Tabii ki en önemli kısmı Artemis Tapınağı. Çünkü Artemis Tapınağı dünyanın 7 harikasından biri biliyorsunuz. Tabii şu an sadece 1-2 taşı kalmış, çok bir şey kalmamış. Burada tabii bir de Meryem Ana Kilisesi var. Bunun özelliği nedir dersek, yolda biraz bahsetmiştim ama bunun özelliği de şudur ki Hazreti Meryem'in
son yıllarını geçirdiği kilise olduğu düşünülüyor. Yani bazı işaretlerden yola çıkılarak ve Hristiyanların hac yeri olarak kabul ediliyor. Onun dışında burada antik bir kütüphane var, eski bir cami var, kılıncısı var. Dünyanın dedik ya 7 harikasından biri olan bu Efes. Antik dünya. Dünya kültür mirası listesine girmiş bir yer. Son derece görkemli bir metropolis burası. Ayrıca burası Anadolu'nun ana tanrıçası Kibele'nin geleneğine dayalı olarak yapılmış. Burası aynı zamanda M.Ö. 7000 yıla kadar uzanan bilim, kültür ve sanatta önemli rol oynayan bir yer. Doğu ile Batı yani Asya ve Avrupa arasında başlıca kapı ve önemli bir liman şehriydi burası. Burası oldukça büyük bir alanmış değil mi? Kesinlikle. Çok büyük bir şehir. Zaten hani burası mega bir antik kent olarak geçiyor. İnanılmaz büyük bir alana sahip Efes antik kenti. Çok fazla yabancı turist var değil mi? Çok fazla. Yabancı rehberler, yani rehberler yabancı İngilizce anlatıyorlar. Fransızca, İngilizce. Zaten Fransız, işte Alman, İngiliz ve Romanya plakalı araçlar gördük dışarıda. Ama dediğiniz gibi şimdi bu özellikle Meryem Ana Kilisesi var ya, evet. Oraya çok fazla gelen oluyor. Çünkü onlar için çok kutsal bir yer. Doğru. Birazdan Meryem Ana Kilisesi'ne de geçeriz. Hı hı. Bu Efes antik kentini gördükten, keşfettikten sonra. Şeyde bu antik yazıtlarda falan Meryem'in son günlerini geçirdiği, son yıllarını geçirdiği kilisenin tabiri tam olarak buradaki kiliseye uyuyor aslında. O yüzden burası çok önemli Hristiyanlar için. Evet. Şunlara bakarsın. Evet. Çok güzel. Bak. Şu karşıdakini görüyor musun? Evet. Burası Kuretler Caddesi'ymiş. Evet. Düşüyordum. Ne yazıyor? Çevirir misin bize? Yunancam yok. Antik Yunancam hiç yok. Efes şimdiye kadar gittiğim antik şehirler içinde bence en görkemlisi. Bence de. En ihtişamlısı. Bence de. Yani birçok antik kent gezdik. Tabii orada da birçok heykel vesaire var ama en korunan yer. Tabii çok da korunmamış açıkçası ama. Zamanın en büyük şehirlerinden. Zamanın en büyük şehirlerinden birisi burası. Ve birçok yapı hala ufak tefek zararlarla da olsa korunmuş şekilde duruyor. Tabii bayağı yıkılmış zamanındaki depremler vesaire. Aa, bu arada bir şey söyleyeceğim. Burada evler de varmış. Burada yamaç evleri var. Bak 7 tane ev var burada. Bu yamaca yapılmış. Ve böyle o zamanın işte soylu teşekkürler, çok teşekkür ederiz.
O zamanın soylularının yaşadığı düşünülen 7 tane önemli ev var ve bunlar mozaikleri var böyle. Evet. Şu ileride mi bakalım mı? Mozaikleri burada duruyor mu acaba? Bakalım mı? Bakalım hadi. Hadi gel. 7 tane böyle villa gibi ev var yani burada. Zamanın villaları. Öyle gerçekten. Bak. Bu mozaikler şeylerin o zaman tabii soyluların önde gelenlerin. Bunlar tabanları hep tabii böyle şey oluyor evet. Mozaik. Gel şöyle şu tarafı da çekelim. Evet. Aa tuvalet varmış. Latrina. Bak buralar umumi tuvalet. İnsan yan yana oturuyorlarmış burada. Yani burada zaten tuvalet sırasında devlet meseleleri bile konuşuluyormuş. Böyle yan yana oturulup. Evet. Ben dizilerde görüyordum böyle antik. Dizilerde falan. Aşağısı böyle çukur. Yattığınız aşağıya iniyor. Artık koku için nasıl bir şeyler buldularsa. Burası da böyle. Ortada bir meydanı var. Umumi tuvalet burası. Halka açık tuvaletmiş. Gayet açık bir tuvalet evet. Yani tuvaletini yaparken muhabbet edebiliyorsunuz. Sus Kütüphanesi. Burası da ünlü Selsus Kütüphanesiymiş. Bir inelim şöyle aşağıya doğru bakalım. Şimdi bu Selsus Kütüphanesi Efes Antik Kenti'nin önemli yapılarından bir tanesi. Burası milattan sonra 110-135 yıllar arasında Celsus onuruna oğlu Gaius Julius Aculia tarafından yaptırılıyor. Asya Prokonsülüsü Tiberius Julius Celsus Polemenus için oğlu Konsul Tiberius Lilius Celsus Polemenus'un kendi servetiyle Celsus kütüphane binasını bütün dekorasyonu ve sanat eserleri ve kitapları ile kurdu. Kütüphanenin korunması ve kitap alınması için 25.000 denaryonun onun için yeni bir başlangıç olmak üzere miras bıraktı bir kütüphane yapılması için. Aquilian'ın mirasçıları onu tamamladılar ve vasiyete uygun olarak bu yapı 3 kez Asiarkos olan Tiberius Claudius Ariston tarafından adandı. Çok zengin mimari süslemeleri varmış buranın. 21 metre genişliğinde 17 metre yüksekliğindeymiş burası. Şuradaki heykeller kimlermiş biliyor musun? Kimlermiş? Buradaki heykeller şu alt taraftaki dış yüzdeki heykeller. Birisi Sofia, bilgelik ve akıllı temsil ediyormuş. Bir tanesi Arete, erdem ve karakteri temsil ediyorlar. Diğeri Enoya, kader ve muhakemeyi temsil ediyormuş. Bir diğeri de Episteme. Episteme de ilim ve bilimi temsil ediyormuş. Bunların dördü de kadın heykeli. Bu heykellerin orijinali değilmiş bunlar. Orijinalleri şu günümüzde Viyana Müzesi'nde sergileniyormuş. Oh,
tekne yok, bir şey yok. Hani her şeyi elle. Şunlara baksana, şu yazılara. Küçük küçük minik minik elle bunları tek 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 yapmak. Çok acayip bir şey ya. Evet. Gerçekten yani bu dönemden binlerce, yüzlerce yıl öncesi ve bu dönemde daha modern gibiler bence. Evet, kesinlikle. Bu kadar teknolojiyle haşır neşir olmamıza rağmen. Şimdi evlerimize bak, binalarımıza, meydanlarımıza. Evet, o kadar evet. Çirkin ki. Bir de şunlara bak. Yani bu yapılar nerede? Bizim şimdiki yapılar nerede yani? Gerçekten çok çok güzelmiş eski medeniyetlerin yapıları. Yani bu sütunlar. O kadar güzel ki. Dediğimiz gibi yani burası Türkiye'nin, dünyanın en büyük antik kentlerinden bir tanesi. En güzel antik kentlerinden bir tanesi. Bayıldık buraya arkadaşlar. Bayıldık, bayıldık. Yok böyle güzellik. Gerçekten diyoruz. Mutlaka gelin, yerinde görün burayı. Yerinde görün, başka bir yerde görmeyin. Evet. Ya. Yok, videomuzu izleyeceksiniz, orada göreceksiniz. Bir de videomuzu elbette izledikten sonra gelip yerinde de görün mutlaka. Çok hoş. Burası antik tiyatro. Büyük tiyatro diye geçiyor. Bu büyük tiyatro Helenistik dönemin önemli yapılarından biri. Aynı zamanda gösteri ve toplantı içinde kullanılmış burası. Ama şöyle bir bilgi var. Roma İmparatorluğu'nun ilerleyen dönemlerinde gladyatör savaşları da yapılmış burada. Bazı göstergeler onu kanıtlar nitelikteymiş. Şunun amacı ne peki? Niye çevirmişler burayı? Ayak izi. Kimin ayak izi bu? İnsan yazar şuraya bir yere. Işık da koymuşlar. Ayak çizmişler özellikle. Ayak izi değil bu. Orta parmakları uzunmuş. Sanırım bu şey, ben bir şey okumuştum. İşte aynen. Yani inan bir ayak Efes bitti. Şimdi Meryem Ana'ya geçeceğiz, Meryem Ana Kilisesi'ne. Tabii şu an saatimiz tam 2 ve hava sıcaklığını epeydir hissettiriyor. Epeyce hissettiriyor. Çok sıcak, çok sıcak. Ama esiyor da. Gerçekten Türkiye'de bizim şu ana kadar gördüğümüz en etkileyici, en görkemli antik kent burası diyebiliriz sizlere. Buradaki yapılar gerçekten çok etkileyiciydi. Ya biz buradan çok memnun ayrılıyoruz açıkçası. Ama girişte gösterdiğiniz gibi bir dipnot vereceğim. 120 lira bir ücreti var buranın. Yani biz Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları için biraz pahalı açıkçası 120 lira. Zaten burada yani yerliden çok yabancı turist gördük biz, değil mi? Yani birçok ülkeden farklı dillerde konuşan turistler gördük. Yani onlar daha rahat girebiliyorlar buraya tabii ki. Para birimleri bizim paramızdan çok daha değerli olduğu için. O konuda biraz üzgünüz. Yerli turistin de burayı daha çok gezebilmesini isteriz açıkçası. Kendi ülkemizde yani biz bile öğretmen olmasaydık buraya girerken 3-5 kat daha fazla düşünürdük açıkçası. 120 lira bir anda bir çırpıda 2 kişi 240 lira vermek kolay değil. Böyleydi. Şimdi Efes'ten bu görüntülerle ayrıldık. Dediğimiz gibi memnun ayrıldık. Birazdan Meryem Ana Kilisesi'nde görüşmek üzere o zaman. Şimdi girişte 40 lira para ödedik. 20 lira otopark ücretiymiş. 20 lira da giriş ücreti 2 kişi için. O aracını da buraya park edeceğiz. Şurada gölgede bir yer bulduk. Aşağıdan sanırım yürümeye devam edeceğiz Meryem Ana evine doğru. Meryem Ana ile ilgili bizim bildiğimiz iki tane önemli tarih var. Birisi 15 Ağustos. Meryem Ana'nın göğe alınması bayramıymış. Bir de 11 Ekim var. 11 Ekim nedir?
11 Ekim'de Allah'ın annesi Azize Meryem bayramı varmış. Şimdi burası özellikle, öncelikle şöyle söyleyeyim, Selçuk'a 9 km uzaklıkta bir yer. Ve Bülbül Dağı'nın üzerinde bulunuyoruz şu an. Bülbül Dağı varmış burada. İsa'nın ölümünden yaklaşık 4 ile 6 yıl sonralarında Aziz John diye biri var. Aziz John, Meryem Ana'yı Efes'e getirdiği biliniyor. 1891 yılıydı yanlış hatırlamıyorsam. O zaman Lazarist papazlar var. Bu papazlar Alman rahibe Katerina Emmerich'in rüyası üzerine Meryem Ana'nın son günlerini geçirdiği evin araştırma sonunda bu ev olduğunu ortaya çıkartıyor. Bu olay Hristiyanlık dünyasında yepyeni bir buluş oluyor ve tüm dünya din alemine ışık tutuyor. Dediğiniz gibi burası Hazreti Meryem'in, Meryem Ana'nın son yaşadığı ev olarak kabul görüyor. Buraya yoğun bir Hristiyan turist akını da var. Zaten onlar için kutsal bir yer burası. İbadet alanı olarak kullanılıyor burası. Burası Meryem Ana evi. İçeri gireceğiz fakat içeride çekim yapmak yasak ne yazık ki. İçeri gösteremiyoruz size. Yemyeşil bir alana sahip burası. Meryem Ana restoran, Cafe Turco, hemen Meryem Ana evinin girişinde yer alıyor. Biz de burada oturup yola çıkmadan önce bir şeyler yiyelim istedik. Fiyatlar yani ne çok uygun ne çok pahalı. Artık tatil bölgelerinde özellikle bu fiyatlar bu şekilde. Hani iki kişi ortalama 70-80-100 liraya kalkabileceğiniz tarzda bir yer. Bu şekilde şimdi biz yemeklerimizi yiyelim. Ardından bu videonun veda konuşmasını yaparız. Tamam. Şimdi biz yemeğimizi yedik. Erhan'ın bahsettiği gibi bu içeride Meryem Ana restoran var. Turco Cafe. Cafe Turco. Cafe Turco. Meryem Ana evi restoran. Zaten hani bu Meryem Ana kilisesinin evinin olduğu bölüm. Arabaları yukarıda bırakıyorsunuz. Yukarıda bir park alanı var. Aşağıda bir özel park alanı var. Bu yukarıdan aşağı indiğiniz zaman direkt hani yolun üzerinde. Açıkçası ben çok beğenmedim. Yemeği mi? Yemeği de beğenmedim. Yani fiyat olarak çok... Ya şöyle söyleyeyim. Birer tane hamburger yedik. Bir patates kızartması vardı. Evet. Erhan bir meşrubat içti. 85 lira ödedik. Hani... Ama kaliteye. Hani kaliteye konuşalım. Mesela benim hamburgerimin köftesini ben yiyemedim. Çünkü Bim'den alınmış bir köfteydi yani. Ona o kadar para vermek üzücü bir şey bence. Evet. Yemekten memnun kalmadık ama evet. Meryem Ana evinin o atmosferi
Atmosferi gerçekten çok güzeldi. Yani memnun ediciydi. İnsan kendini çok farklı hissediyor yani. Bildiğimiz için mi bilmiyorum ya da ormanın bu sakinliği mi nedeni bilmiyorum ama çok çok ruhani bir halim var. Bana böyle geldi bilmiyorum. Çok hoşuma gitti. Güzel, huzurlu bir ortam var yani. Evet. Yine burada da yabancı turist sayısı oldukça fazlaydı. Hı hı. Özellikle Hristiyanlar. Burayı kutsal yerler olduğu için sıklıkla ziyaret ediyorlar. Evet, şu an biraz yokuş çıkıyoruz. Nefes nefese kaldık. Selçuk, videomuz bu kadardı. Efes ve Meryem Ana evini gezdik. Bu videomuz bu kadardı. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. İnsanlara bakarken ben hala konuşamıyorum. O zaman kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere.